tikler, takıntılar, obsesif bozukluklardan kurtulmak için gözlerinizi kapatınız. Gözünüzün önüne bir ağaç gelsin lütfen. Belki bakımsız bir nar. Lütfen bakın. Sizin tik, takıntı ya da obsesif bozukluğunuz. Bu nar ağacının üzerinde bir hayvan olsa hangi hayvan olarak gözünüzün önüne geliyor? Bir muhabbet kuşu olarak gözünüzün önüne geliyorsa ve rengi mavi ise değerli dostlarımız. Ve lütfen şimdi bu muhabbet kuşunun bu nara nasıl geldiğini gidin görün. Belki yıllar önce ablanız, abiniz, herhangi bir insan sen gerizekalısın, hiçbir şey anlamazsın diye böyle deli gibi bağırmıştır. Bakın bakalım. Bu muhabbet kuşunun buraya gelişinin başka bir sebebi gözünüzün önünde canlanıyor mu? Bir sebep yeterli ama birden fazla sebep de olabilir. Varsa onların hepsi gözünüzün önüne gelecek. Ve lütfen hemen gidin o olayla yüzleşin. Ablanıza deyin ki abla, sen bana böyle şu anda bağırdın. Ama bu bende takıntıya dönüştü. Lütfen benim gönlümü alır mısın? Benden özür diler misin? Ve bu söylediklerinin yerine tatlı, güzel sözler söyler misin? Bu arada Belki 9-10 yaşındaydınız ve şimdi size tatlım diyor. Bu söz belki gönlünüzü almaya yetmedi. Bakalım gönlünüz tam olarak nasıl alınacak? Ablacığım seni seviyorum dediyse de sonra belki yine hala içiniz ferahlamamıştır. Ablanız bu. Belki de bu kadarla helalleştiniz. Bununla kâfi ettiniz, tamam. Ve bakalım sonra başka olaylar var mı? Belki kuzenleriniz, arkadaşlarınız burnunuzun büyük, ellerinizin kocaman, ayak bileklerinizin çok kalın olduğu gibi saçma sapan gerekçelerle sizin canınızı sıkıyor olabilirler. Bunu siz de dert etmiş olabilirsiniz. Lütfen şimdi onlara gidin deyin ki ben yıllar sonrasından 2023'ten çıktım, şimdi buraya geldim. Aradan 40 küsur yıl geçmiş. Siz bana bunları söylediğiniz için ben tikler ve takıntılar, obsesif bozukluklar içinde yaşadım. Lütfen gelin, gönlümü alın, bu sözleri bir daha söylemeyin ve yaptığınız hatayı fark edin. Ben şimdi vallahi bakıyorum burnum ne büyük, ellerim ne de büyük, ne de ayak bileklerim kalın. Bunların hiçbiri doğru değil. Siz bunları benim beynime kazıdınız. Haydi gelin. Bunları düzeltelim, özür dileyin, helalleşin. Güzel sözler söyleyin. Böyle deyin onları. Kuzenlerinizin söyledikleri her şeyden pişman olduklarını, özür dilediklerini duyun, görün. Ve artık onlarla güzel güzel konuştuğunuzu, oyunlar oynadığınızı, neşelendiğinizi görün. Eğer takıntısı olan kişiyi bir limon ağacı olarak gördüyseniz ve o limon ağacının altında bir kedi gördüyseniz, hatta sizin kendi ev kediniz ise eğer, kedinizin limon ağacının altına geliş anına bir gidin. Onunla ilgili görüntüler gelecektir. Belki siz oğlunuzu hamileyken babanızdan onun sağlığı ile ilgili hastaneye kaldırılması ile ilgili olumsuz bir haber aldınız ve buna çok üzüldünüz. Kedi ağacın üzerine çıkmak, ağacın dallarında oynamak, zıplamak istiyor. Fakat bu limon ağacı. Limon ağacında bunu rahatlıkla yapamaz. Dikenleri var. Bunu rahatlıkla yapabilmesi için limon ağacını lütfen bir çınar ağacına dönüştürün. Lütfen limon ağacı çınar ağacına dönüşsün.
Kedi rahatlıkla çıkabilir. O koca dalların üzerinde oynayabilir. Kedi sevgi demek. Limon ağacı sevgisizlik demek. Limon ağacı çevresindekilere dikenlerini batırmak üzere öfkesini kusmaya hazır insan demek. O yüzden limon ya da palmiye ağacı ya da kaktüs ağacı görürseniz onlar aynen kirpi gibidir. Dikenlerini öfkeyle batırmak için hazırdırlar çünkü sevgi görmemişlerdir. Kedi ise tam bunun tersi bir sevgi yumağı idi. Kaktüs, palmiye, limon ve benzeri dikenli ağaçları mutlaka, eğer kişi erkekse çınarı, kişi kadınsa zeytin ağacına dönüştürün ve kedi çıksın oynasın. Sonra kedi bir zümrüdüanka'ya dönüşsün, ağacın üzerine konsun. Lütfen bunu böyle hayal edin. Bu hayali 4 dakika görmek en uygunudur. Hayal etmeye çalışınız. Lütfen hatırlayın, eğer tik ve takıntınız bir muhabbet kuşu ise ve siz bakımsız bir nar ağacı iseniz, şimdi geçmişin muhabbet kuşunun buraya gelişindeki sahneleri görüp düzelttiyseniz, muhabbet kuşunun bakın bir zümrüdüanka'ya dönüştüğünü, nar ağacının üzerinde yuva yaptığını hayal edin. Nar ağacının da bakımlı bir nara dönüştüğünü hayal edin. Nar ağacı, bolluk bereket ağacı, zümrüdüanka. Bir problemi çözerken hem kendisi hem bütün evrendeki varlıklar için hayırlı olacak biçimde %100 güzellikle çözen bilinç demek. Güzel bir nar ağacının üzerinde zümrüdüanka ve yuvası görün. Ve gözlerinizi açın.